Sesli köşelerde Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'ın kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Türk Öneği Kurtarmak başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Mümtaz Ertürköne, Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli bir siyaset bilimi profesörü ve etkili, başarılı bir köşe yazarı. Yazıyı meslek edinen ve kalemiyle para kazanan her aydın gibi Türkiye'deki acımasız ilkelliğin kurbanı oldu. 3 yıldır hapiste, akademik kariyeri de, köşe yazarlığı geçmişi de bugün siyasetin köpeği olan hukuk tarafından karşısına suç olarak çıkartılıyor. Yazılarından, düşüncelerinden, siyasi görüşlerinden, geçmişte yazıp çizdiklerinden dolayı fabrikasyon gerekçeler üretilerek hapiste tutuluyor. Tek değildir elbette Türköne. İçeride Ahmet Altan, Sedat Laçiner, Nazlı Ilıcak gibi yüzlerce değerli insan var. Ülkenin farklı düşünen, farklı ideallere inanan, farklı görüşleriyle ve bazen de aykırı düşünceleriyle toplumdan önde, toplumun önünde olan yüzlerce aydın. Öyle büyük bir sefalet var ki bu aydınların adice ve ahlaksızca zindanlarda çürütülmesine tepki göstermeden önce herkesin ilk sorduğu soru: kimden bu? Neci? Kime yakın? Nerede yazmış? Hangi görüşten? Liboş mu yoksa FETÖ'cü mü? Pozisyon belirlemek için mağdurun künyesine bakıldığı günler. Bu günlerde herkesin hakkına sahip çıkmak, anayasa ve yasalara uygun muamele talep etmek, tarafsız, adil bir aydın duruşunu savunmak adeta intihar. Fakat mesele sağlık sorunları olunca durum daha da ağır, daha da insaniyet testi niteliğine bürünüyor. Zindanlarda hastalıkla pençeleşen ya da evladını hapishanede büyüten birçok rejim kurbanı var. Çoğunun tutarlı bir kanıt, suç, kolerasyonu olmayan suçlamalarla içeride olduğunu Sağır Sultan bile biliyor. Mümtazer Hoca işte bu masum kurbanlardan biri. Hocanın kızı, bazı adı duyulmuş yazar, gazeteci, akademisyen, sanatçı vesaire kişilere babasının kalp rahatsızlığı hakkında bilgi vermiş. Bu kişilerden acilen ameliyat olması gereken babası için toplumu bilgilendirmelerini istemiş. Birçok kişi mahalle baskısına ve ideolojik endoktrinizasyonlarına karşın bu isteği geri çevirmedi. Böylece hocanın sağlık sorunları bir anda sosyal medyada viral oldu. Birçok insanın konuya ilgi göstermesine yaradı. Bu isimlere buradan teşekkür borcum var. Daha önce iki kez eleştirdiğim İsmail Saymaz başta, hepsi Mümtazer Hoca'nın hayata tutunabilmesi için karınca kararınca destek verdiler. Bu oldukça sevindirici bir durumdur elbette. Fakat bir de işin diğer yönü var. Bu sosyal medya paylaşımlarının altına yazılan yüzlerce yorumun temel öğesi nefret, İntikam, temelsiz suçlamalar. Öyle şeyler yazılmış ki yazanların insan olduklarından şüphe etmek gerek. Hukukla intikam arasındaki farkı belli ki anlayamamış olan bir toplum Türkiye toplumu. Bu konu Türköne'yi ve diğer mağdurları içeride tutmaktan çok daha düşündürücü, çok daha vahimdir. Hatta denilebilir ki içeride bu insanların bunca zamandır tutulabilmelerinin arka planındaki meşruiyet mekanizması bu toplumsal ilkellik ve barbarlık üzerine inşa edilmiştir. Sıklıkla vurguladığım üzere bu durum rejimin sosyolojik dinamikleri, rejimi doğuran esas bataklıktır. Mümtazer Hoca'nın içeride iki kalp damarı tıkalı ölümü beklemesi bu vicdandan ve akıldan yoksun kalabalık zorbaları çok memnun etmiş olmalı. Ağızlarında ortak malzeme Ergenekon ve Balyoz gibi darbe planları nedeniyle cezaevine giren insanların dramı. Elbette bu süreçlerde masumlar da içeri girdi. Bu konuda büyük hatalar yapılmıştır. Darbelerle hesaplaşma adına ciddi prosedürel hatalar yapıldı. Elmalarla armutlar bir araya getirildi. Kurunun yanında yaş da yansın mantığıyla özensiz ve adalete güveni sarsıcı düzensizlikler de bulunuldu. Ancak bu durum Ergenekon ve Balyoz gibi adının ne olduğu önemli olmayan askeri darbe planlarının anayasaya aykırı faaliyetler olduğunu, bu işlere kalkışan asker ve sivil kişilerin suç işledikleri gerçeği
gerçeğini değiştirmiyor. Kaldı ki bu kişilerin aile bireyleri de Spin-off uygulamasına tabi tutulmadılar. Suçun şahsiliği ilkesinden sapılmadı. Ayrıca bu davalardan mahkum olanların niceliksel olarak bugünkü cadı avıyla karşılaştırılması mümkün olamaz. Tüm bunlardan daha elim ve dramatik olmak üzere bu davalarda birilerine haksızlık dahi yapılmış olsa bu bugün başkalarına haksızlık yapılmasını haklı çıkartamaz. Hukuk bir intikam mekanizması değildir. Kan davası mantığıyla devlet yönetilemez. Adalette esas olan suçun şahsiliği ilkesidir. Kanıt, suç bağı olmaksızın, düşünceleri nedeniyle tasfiye amaçlı olarak kimse kriminalize edilemez. Mümtaz Ertürköne'nin lanet 15 Temmuz darbe girişimiyle hiçbir alakası yoktur. Tıpkı diğer mağdur yüzbinler gibi uyduruk gerekçelerle Mümtaz Hoca içeri atıldı. Tıpkı diğer hasta mahkumlar gibi hocanın rehineliği uzatılarak kendisine fiili idam cezası uygulanmak istedi. Bunu da Ergenekon sürecinde yazıp çizdiğini iddia ettikleri düşünceler temelinde meşrulaştırma gayretindeler. Mümtaz Ertürköne bir fikir suçlusudur. En büyük talihsizliği Türkiye'de doğmuş olmaktır maalesef. Bu cümleyi yazarken çok üzülüyorum. Ama olan budur. Çünkü Türköne çapındaki beyinler yurt dışında el üstünde tutulur. Düşüncelerine değer verilir. Kürsüler emanet edilir. Bu dünyadan göçtüklerinde isimleri akademik ödüllere, kütüphanelere, okul ve üniversitelere verilir. Türkiye'de ise maalesef Osmanlı dönemi de dahil olmak üzere düşünen insana, aydına, eleştirel beyinlere asla tahammül edilmez. En iyi olasılıkla sürgün, en kötü olasılıkla linç kaderiyle karşılaşırlar. Ana akım dışında olmak, dünyada aydın olmanın belki de en belirgin özelliğidir. Aykırı düşüncelere tolerans gösterildiğinde çok olumlu bir polemik doğar. Bu polemik nice sentezlere kapıyı aralar. Konsensüsler bu tür sentezlerin üzerine inşa edilirler. Aydın olmayan ülkeler ciddi sosyal sorunlara ve çatışmalara gebedir. Yani Türköne gibi akademisyen yazarların içeride olması, en başta onları içeride tutan devletin ve toplumun altını oyuyor. Ancak Türkiye'de intikamcı, kutuplaşmış ve beyni yıkanmış kitleler tanrılara yeni adaklar sunma peşinde. Kan arayışındalar. Ben de sıklıkla sosyal medyada aynı önermeyi yazıyorum. Diyorum ki, bir gün hukuk geri geldiğinde... Oysa biliyorum ki hukuk geri gelmez, ancak getirilebilir. Bu durumda hukuku getirecek bir toplumsal ve siyasal dinamik olması gerekir. Bugünkü bölünmüş ve kutuplaşmış sosyal cehennemde hukuk talep eden kim var? Bu naif bir sorudur ama yanıtlanması konusunda ısrarcıyım. Çünkü kanaatimce bu sorunun yanıtı tek kelimeyle hiç kimse. Herkesin derdi kendinden olanlar. Hiç kimse genel ilkeler doğrultusunda işleyen bir anayasal düzen ve hukuk sistemi talep etmiyor. Öyleyse hukuk nasıl geri gelecek? Hukuku birilerinin geri getirmesi lazım ama bu kim olacak? Bakın, medeni dünyada düşünce asırlardır suç değil. Bizse 21. asırda halen başkalarının yüzlerce yıl önce çözüm bulduğu toplumsal ve siyasal sorunlarla uğraşıyoruz. Ağır hasta bir profesörün uyduruk gerekçelerle fikir suçu nedeniyle tıkıldığı zindandan gerekli olan bir ameliyatın yapılabilmesi için uğraşıyoruz. Bu enerjiye yazık değil mi? Mümtaz Ertürköne'ye yazık değil mi? Türkiye'nin geleceğine yazık değil mi? Oysa anayasada, yasalarda düşünce ve düşünceyi ifade özgürlüğünü garanti altına alıyor. Hangi anayasa? 1982 Anayasası. Bu anayasa kağıt üzerinde halen geçerli. Ama bu anayasayla bağını kopartmış bulunan, keyfi bir şekilde kanuni bağlayıcılık çerçevesinin tümüyle dışında hareket eden bir fiili rejim tarafından yönetiliyor Türkiye. Bu alçak rejim anayasal düzeni ortadan kaldırmış durumda. Herkesi alarma geçirmesi gereken bir durum olmasına karşın tüm kutuplar kendilerine bu hukuksuzlukta avantaj elde etmeye gayret ediyor. Korkunç bir anomi durumu. Bir tür fetret devri bu. Mümtaz Hoca'nın kalbi onarılırsa belki bu konuya ışık tutacak araştırmalar yapacak veya öğrencilerini, asistanlarını bu konulara yönlendirecek. Onları yetiştirmeye devam edecek. Mümtaz Ertürköne kimseyi öldürmedi, kimsenin malını mülkünü gasp etmedi, eline silah almadı,
kalemiyle yaşadı, düşüncelerini özgürce yazdı, özgürce konuştu. Düşüncelerine katılmayabilirsiniz ama o düşünceleri kriminalize edemezsiniz. Fikirlerini beğenmeyebilir, hatta onlardan nefret edebilirsiniz. Fakat bu onu hapiste ölüme mahkum etmeyi haklı çıkartamaz. Bu bir zulümdür. Mümtazer Hoca'nın vücudunda zulme uğratılan ve tecavüz edilen akademik özgürlüklerdir. Anayasanın sağladığı düşünce ve düşünceyi ifade hürriyetidir. Hepsinden önemlisi de yaşam hakkıdır. Ben onun kitabını okutmuş, bu kıdemli profesörün eserlerine saygı ve hayranlık duyan, yazılarını ilgiyle ve beğeniyle takip eden bir meslektaşı olarak kendisine yapılan hukuksuzluğu ve uygulanmak istenen fiili idam cezasını İnsanlık adına lanetliyorum. Bugün ölüme terk etmek istedikleri Mümtazer Hoca, bir zamanlar AKP'nin kapatılması rüzgarları eserken savunma metnini yazan isimdir. Kaderin cilvesine bakın ki bir zamanlar ipten kurtarmak için mücadele ettiği siyasi parti bugün kendisini yıllardır rehine olarak tutuyor. Acilen gereksinim duyduğu açık kalp ameliyatını engelleyerek yaşamına kast ediyor. Mümtazer Türköne ve onun gibi rejimin ölüme terk ettiği siyasi mahkumların Türkiye ile normalleşme arasındaki tek bağ olduğunu işte buraya yazıyorum. Tarihe not düşüyorum. Eğer bu bağ kopacak olursa bir süre sonra Türkiye'de çok daha ağır toplumsal buhranlar patlak verecektir. Tarih bu tür baskıcı ve hukuksuz rejimlerin çöplüğü gibidir. Bir zamanlar AKP'yi kapatılma tehlikesine karşı can siperhane savunan Türköne'ye bir şey olursa eminim AKP'nin yıkılışı çok sancılı olur. Yaşanan yıkıcı türbülans esnasında kendilerinin yarattığı siyasetin köpeği hukuk neyse onlar da o siyasetin köpeği olan hukukla muamele göreceklerdir. Zira su testisi su yolunda kırılır. İşte o gün geldiğinde kaçacak delik arayacak. Bugünün yolsuz, hırsız muktedirleriyle onların yargıdaki ve emniyetteki uzaktan kumandalı, alçak enstrümanlarını savunacak bir Mümtazer Türköne bir daha çıkmayacaktır, diyor Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman TR724'deki köşesinde.